yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İDDEF 2024 Kurban Organizasyonu özel programında birlikteyiz. Çok değerli konuğumuz, Genel Başkanımız Mehmet Turan Hocamızla birlikte kurbana dair gelişmelerde ve nelere dikkat ediliyor? Özellikle bu konuları ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Yüksef Aydın. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine yoğun gündemleriniz var, ziyaretleriniz var. Tabii. Yani dünya böyle zaten işte. Bir şey bitecek, diğeri başlayacak. Bir şey bitecek, diğeri başlayacak. Önemli olan nerede, niçin, neyle meşgul olduğumuz. Allah'ımız kıyamete kadar ümmet derdiyle dertlenme gibi nimetten bizleri ayırmasın. Inşallah. Amin. Amin. Bu yoğunluk değil. Bu tatlı bir elhamdülillah hocam. Mücadele. Hocam yine bir kurban bayramı telaşesi, evet. Gölgesi üzerimize düştü. Heyecanı gün geçtikçe artıyor. İDDEF olarak da 2009 yılından beri kurban organizasyonları yapılmakta. Tabii hocam günler kaldı, 3 hafta gibi bir gün evet. Kaldı. Ama yoğun bir teveccühle karşı karşıyayız. Halkımız gerçekten şimdiden bağışlarını yapıyorlar, şimdiden o heyecana bizleri de ortak ediyorlar. Hocam bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu yoğun teveccühü, halkımızın bu güvenini, kurbanın alımından, efendim kurban kesim günlerinden genel şöyle bize bir tablo çizebilir tabii. Misiniz? Şimdi özellikle kardeşlerimiz herhalde 2009 yılı hususunda ilk daha kuruluş yılına vurgu yapılmış burada. Evet. Tabii ki yılı görünce, kurban organizasyonu olarak karşımıza soru olarak gelince direkt nereye hatırlıyoruz? Gine'yi hatırlıyoruz. 2009 yılı zaten ilk bizim kuruluş yılımız ve 2010 yılı yani 2009-2010 dönemi kurban organizasyonunu ilk yaptığımız ülkede Gine. Evet. Şimdi önce tabii o ilk adımdaki o telaşı, o heyecanı yaşarsak, anlarsak belki zaten kardeşlerimizin elinde o günlere dair görüntüler, videolar da vardır. Biz aslında sorunun cevabını o ilk heyecanda bulabiliriz. Ne demek istiyoruz? Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple gittiğimiz ilk organizasyonda 3 gün yaklaşık tam gün 10 kişi verilen emanetleri yerine getirebilmek için ama o kadar yoğun bir çaba sarf ediliyor ki üçüncü gün Hanefi mezhebine göre artık ikindi vaktine kalan son yarım saat. Yarım saat. Bakıyoruz kesim yerindeki telaş herkeste aynı. Evet. Yarım saatimiz kaldı. O ona kızıyor, o ona bağırıyor. Elimizdeki toplam 9 tane büyükbaşımız var. Bu 9 tane büyükbaş eğer ikindi vaktine kadar kesilmezse eyvah. Tabii. Şimdi tabii o günlere mecburen gidiyoruz. Yani o günlerle bugünler arasında her geçen gün teveccüh neden arttığının cevabı aslında önce buradan başlıyor. Yani halbuki evet zaruret olduğu halde ikindi vaktinden sonra da kesilmiş olsa diğer mezhep ve mezheplere göre de bunun fetvasının olduğu aşikar. Evet. Ama şimdi biz oradaki telaşı hatta daha sonra ikame ettiğimiz yere geçince o üç günün yorgunluğu ve yoğunluğu da bitip emanetlerin hakkıyla yerine getirildiğinin huzuru da üzerimize böyle bir sekinet olarak inince aramızda bunu konuştuk. Kimler yoktu ki? Mahmut Şevket hocamızdan, İsmail Kahraman hocamızdan, Ahmet Furkan hocamızdan, Muhammed Taşun yani belki de o organizasyonda bu kadar etkili ve dertli, bütün kardeşlerimiz dertli ama yani aynı anda toplandığı ilk organizasyonumuz. Evet. Uganda'da da bir benzerini yaşadık ama bunun değerlendirmesini yaparken her birerlerimizin içerisinde öncelikle şu huzur vardı. Elhamdülillah emanetleri
üçüncü gününün ikindi vaktine kadar süre dolmadan yerine getirdik. Peki ikindi vaktinin sonuna sarksa ne olacaktı? Yine hepimizin verdiği cevap, sanki kıyamet kopacaktı. Sanki kıyamet kopacak. Peki neden bu? Şimdi Sinan Hocam, normalde biz emaneti alıyoruz ama hakikaten bu iş son zamanlarda biraz slogan haline geldi. Yani tabii ki biz emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz derken bu emanetin içini doldurmamız lazım. Hassasiyetin içini doldurmamız lazım. Soruyorum size, siz Sinan Hocamız olarak Türkiye'de keseceğiniz veya kestiğiniz kurbana üçüncü günü de dolmuş, ikindi vakti de girmiş, ondan sonra kesmek kestirmek ister misiniz? Yani tercihim o yönde olmaz tabii hocam. Üzülür müsünüz? Üzülürüm. Ya çünkü bu kadar irademi kullandım. Evet. E parayı da verdim. Kurbanımı aldım. Ya bir kasaptan dolayı benim kurbanım, yani tamam kurbanımın belki de sıhhat şartlarına bir zarar gelmedi. Evet. Ama bu kadar önlemimi aldığım halde benim kurbanım neden benim nesebime göre istediğim gün ve zaman dilimi içerisinde kesilmedi diye en azından o kurban sevincine bir burukluk düşer mi? Kesinlikle. Düşer. Ve ben Türkiye'de bunu yaşayan birisiyim. Kendim yaşadım. Evet. Biraz daha ucuz bulayım, biraz daha şöyle yapayım derken Sultan Çiftliği'nde, eski ismi Sultan Çiftliği'ydi. Bir baktık benim kurbanımı ancak üçüncü günün akşamına doğru kesebilir. Yani kestik ama üzüldük. Evet. E niye? Halbuki bu kurban bir sevinç. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben de, siz de bu programdan hemen önce arkadaşlarla da biraz konuştuk. Dedik kardeşlerim bak bu sorular bize emanetlerini verenlerden geliyor. Siz de bu emanetçilerden birisi misiniz? Yani kurban üzerinize vacip olduğu halde tabii hani hem ihtiyacı düşünerek hem de biraz hesaplı olduğunu düşünerek siz ilk defa veriyor musunuz? Gönlünüz açsın. Veriyoruz. Peki verirken aynı hassasiyeti hissediyor musunuz? Hissediyorsanız verdiğiniz emanetin bir değer harbiyesi var. Ama nasıl olsa kurumda çalışıyorum. Ya vermezsem ayıp olur, yanlış anlaşılır diyerek vereceğiniz emanetin ne kuruma faydası var ne de size faydası var. Evet. Bak bunu yeni ilave ediyorum. Kardeşlerimiz de görevi gereği burada yanımızdalar. Görüyorlar, işitiyorlar, dinliyorlar. Böyle olması gerekir. Dolayısıyla teveccühü artırıcı unsurların biz o hassasiyet ve emanet içerisinde cevabını bulmamız lazım. Demek ki oradaki telaş nedenmiş? Her bir emanetin biz sahibini yanımızda kabul ettik. Kesinlikle. İlk organizasyon. Bu kurban sahipleri yanımızda. Onlar neyin mücadelesini yapardı, neyin kavgasını yapardı? Kurban zayıf ise bu çok zayıf derdi, kavga ederdi. Efendim vakit içerisinde kesilmemişse vakte kızar, efendim itiraz ederdi. Hatta ve hatta yaşı dolduğu halde, yani yaşı da uygun, kurbana da ayız ama çok cılız, itiraz ederdi. Kesim yerine itiraz ederdi. O kurbanlıkların çok ilkel şartlarda bulunmasına, bak kurban şartlarına bunlar bağlı olan şeyler değil. Evet. Yani bir kurbanlığın çamurun içerisinde yatırılıp kaldırılıp kesilmesinde bir zarar. Kurban şartlarını konuşmuyoruz burada. O fıkıhçıların işi. Evet. Yani onu zaten şu anda İsmail'e fetva hattını arayarak hala hizmetlerine devam ediyorlar. Oradan sorup bu bilgileri zaten alabiliriz. Biz fetvacı değiliz, biz fıkıhçı değiliz. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? Yani kurumun üzerine emanet veren kardeşlerimizin emanet hassasiyetini konuşuyoruz. Emaneti konuşuyoruz. Dolayısıyla bu unsurlar ne yapıyor? Eğer bu dertle dertlenip halle hallenirseniz karşılığında o emaneti veren kardeşlerimiz sizi görmediği halde, sizinle orada bulunmadıkları halde, hatta kaç yıl oldu? Herhalde 15 yılı doldurduk. Evet. Yurt dışındaki bu kurban kesim zamanlarında. Ve o günden bugüne hala video sözü vermiyoruz. Ama video gönderim kararı alıyoruz. Evet. Peki bu videolar gönderilirken nelere dikkat ediliyor? Halbuki o videoların içerisinde de bize emanet ve bağışlarının yerine getirilmesini izleyen kardeşlerimizin
hoşuna gitmeyen, dediğimiz gibi biraz önce anlattığımız, çamurlu olabiliyor, kesim yerleri çok iç içe olabiliyor. Ama burada da mümkün mertebe sansürsüz. Neden? O acıyı, o sıkıntıyı, o ızdırabı veyahut da o eksikliği emanet veren kardeşimiz de görsün. Ben görüyorum. Evet. Göre göre emanetimi niçin veriyor isem, bu bağışı yapan kardeşimiz de bu gerçekleri görsün dediğimiz için bu organizasyonlarda vatandaşlarımızın her geçen yıl teveccühleri artıyor. Çünkü verdikleri emaneti şuna inanıyorlar. Gerçekten görevli kardeşlerimiz sanki kendi emaneti gibi eğiliyorlar. Evet. Aralardan belki aşağıdaki gene konu başlıklarında geçecek. Yani daha onlarca etkisi vardır ki teveccüh böyle. Biz güvenli bir kuruluşuz. Bize emanetlerinizi verin. Efendim 10 yıllık güvence, 20 yıllık güvence, 30 yıllık güvence slogan ile birlikte teveccüh oluşmuyor Sinan Hocam. Evet. Teveccüh şeffaf bir çalışma, gerçekten emanete hassasiyet ve onu kendi emanetimiz gibi üzerinde titizlikle durmamız beraberinde biz takip etmediğimiz halde, istemediğimiz halde, hatta kardeşlerimizin çağrı merkezinden bugüne kadar bu organizasyonlar içerisinde kurbanınızı bize verin diyerek bir tane çağrı bize teveccüh gösteren bağışçılarımız yurt içinden yurt dışından şahit olmamışlardır. Yani kesinlikle İDDEF'ten dışarıyı, yani tabii, kardeşlerimizi bağış yapacak olan o bağışçılarımız veya dışarıda daha hiç bağışı yapmamış kimselere dışarıya bir arama yapılmıyor. Evet, yaklaşık 400 binin üzerinde bizim bağışçı kitlemiz var. Evet. Bunlar kayıtlı olan. Kayıtlı, yani istemeyenlerle belki bir o kadar daha fazla. Her bir kardeşimiz, işiten ve duyan kardeşimize açık ve net söylüyoruz. Bir kere ilk günden bugüne hiçbir kardeşimiz aranmamıştır. Net. Niçin aranmıştır? Memnuniyet için aranmıştır. Evet. Şikayetleri için aranmıştır. Veyahut da tercih eden bir kardeşimiz bir sene sonra tercihinden vazgeçmişse kendi hizmetteki eksiklerimizi görmek için, yani geçen sene tercih ettiniz bu sene tercih etmediniz, bu konu hakkındaki eksiklerimizi görme açısından bize yardımcı olabilir misiniz diyerek aranmıştır. Ama bize kurbanınızı verin diyerek bizim bir arayan organizasyonumuz yok. Bence teveccühün artmasının en önemli sebeplerinden birisi de bu olsa gerek. Ama dediğim gibi onlarca konu başlıklarında etkenleri vardır. Alımlar, zamanında alımlar herhalde o konu başlıklarında işlenecek. Hocam 2009'da ilk gittiğiniz o kadroyu saydınız. Şimdi ben bakıyorum, o kadro yıllardır bu şekilde hizmete devam ettiler. Yani gönüllü olarak İDDEF'te kurban kesimlerine müşahit veya denetçi de diyebiliriz. Ve bu sene de gidiyorlar. Yani o kişilerin eleştiride hiçbir sınır tanımamaları, gerektiği zaman biz bu hayvanı küçük gördük, kurbanlığı beğenmedik deyip kesimden vazgeçtikleri, bu bir risk değil mi hocam? Yani tamam, kendi iç denetimimiz oluyor ve onların da o an kurbanı kesmeme gibi bir hakları da var. Bunu bilerek var. Gidiyoruz, bunu tabii. Bilerek gönderiyoruz. Aynen. O isimler hala değişmemesi, o isimlerin hala İDDEF'i hem yukarıya taşıma noktasında uğraşları olup hem de çok rahat eleştirebilmesi. Bu biraz riskli değil mi hocam? Tabii. Zaten emanetin hassasiyetini hissedebilmek riskle beraber mümkün. Evet. Yani siz aynı kişiyi, hatta tabii bunların içerisinde Resul Uçar kardeşimizi de saymadık. Evet. Tabii onlarca böyle var ama İsimsiz kahraman çok... yeri gelmişken neredeyse aralıksız İlk günden beri giden bir kardeşimiz de dahil olmak üzere bazen aynı ülkeye 2 yıl, 3 yıl. Tabii ki risk derken şöyle bir şey var. Her giden görevli hocamız ve kardeşlerimiz gittiği yerlerde bir sene sonra daha kaliteli bir hizmet bekliyorlar. Tabii. Bunlardan bir tanesi mesela İsmail hocamız üst üste iki organizasyona gitti. Üçüncüsünde mesela çamurun içerisinde yatırılıp da önüne getirilen besili kurbanların hiçbir eksikliği yok, kestirmedi. Oradaki görevlilerimiz buradaki görevlileri arayıp şikayet ettiler.
Ya bu gelen kişiler bizim işlerimizi zorlaştırıyorlar. Kurban yaşı tutuyor mu? Tutuyor. Besili mi? Besili. Her şey hazır mı? Hazır. Bize diyorlar ki çamurlu bu. Neden? Bu cennet bineği kardeşim. Bunu bize emanet eden cennet bineği olarak ediyor. Çamurun içine yatıramazsınız. Yatırdıysanız temizleyeceksiniz. 37 tane büyükbaş kurbanlığı yıkattıktan sonra kesimini yaptırıyor. Şimdi bu belki yani değişik gelebilir. Kesinlikle. Evet. Şimdi risk dediğimiz mesele bu. Peki evet. Bunda teveccüh artmasına vesile olan bir unsur var mı? Var. Tabii ki bir zorluk var. Ama bugün öyle kıta ve kıtalarda kurban kesiyoruz ki kendi mezheplerine, fıkıhlarına göre kurban sünnet bile değil. Evet. Öyle bir hassasiyet yok. Yani vekalet 2 yıl, 3 yıl kardeşlerimiz bunun üzerine yoğun çalışma gösterdiler. Evet. Dolayısıyla bu sürekli giden kardeşlerimiz isim okumasından tutun artık kurbanın şartlarının çok çok ötesinde. Yani sünnet tarafını, vücubiyet tarafını hatta edeplerini bile bir tarafa bırakarak onun ötesinde hassasiyet göstermeleri risk gibi görünse de bizim emanet sahibi kardeşlerimizin kuruma olan güven ve teveccühünün artılan unsurlardır. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bir de şu da var. Bu kardeşlerimiz neden her sene gidiyorlar? Hocam bu saydığımız kardeş hepsi ilimle hemhal olan kardeşlerimiz. Evet. Yani bunun içerisinde şerate muayyir haller kesinlikle asla ve kelle olmaz ama böyle bir şey olsa orada buna müsaade etmediği gibi bir daha der ki ben bu organizasyona neden geleyim? Evet. Hatta bırakın yani gelmek istememeyi daha kurbana 6 ay kalmadan başlıyor. Bu sene aynı yere mi gidiyoruz? Farklı ülkeye mi gidiyoruz? Bak gidecek miyiz değil. Hmm. Bak Mahmut Şevket hocamız şimdi hakikaten yaşlı diyeceğim bana kızacak şimdi ama yaşı ilerlemiş bir hocamız, dertli bir hocamız. Yani normal şartlarda yani gitmese hocam niye gitmediniz denilmeyecek kendisine. Yurt içinde yurt dışında gece gündüz demeden ümmet derdiyle dertlenip bir şeyler yapmak isteyen 22 yıl bu kurumun ilk kuruluşundan itibaren evet. işin içerisinde bulunan, işin başında bulunan ve içerisini sürekli şuurlandıran, gayrete geçiren bir hocamız bak bu sene gene Tanzanya'ya gidiyor. Dün görüştük. Hocam size özellikle en azından sahraya, uzak sahraya gidilmeyecek bir ülkede görev. Dedi Mehmet kardeşim ben daha uzağa, daha meşakkatlisini istiyorum. Ama dediğin gibi ya artık o çok araba sallayınca yani bir takım abdest ihtiyaçları falan bundan dolayı ben uzağa gidememekten üzüntü duyuyorum diyor. Yani ibadetin kolay tarafında bulunmak istemiyorum. Sahraya gitmek istiyorum, kariyeye çıkmak istiyorum. Biz bu ibadetleri uzun yıllar böyle yaptık, tadını böyle aldık. Zevkini böyle çıkardık. Kesinlikle. Kurbanlıkları bunun için. Bak bunda sıkıntı var. Tamam küçük değil ama bu zayıf. Bunun için çıkardık. Çünkü her bir kurbanla ilgilenmenin faziletini biz biliyoruz. Bir de ümmetin binlerce on binlerce kurbanının üzerindeki fazileti düşünün siz. Kesinlikle. Kestirenlerin eriştiği sevabının bir de aynısını siz erişiyorsunuz. Hocam 2012'de ve 2019'da elhamdülillah bize de nasip oldu. İDEF'imizde. Elhamdülillah. Gerek Burkina Faso gerek Etiyopya'da. Herhalde Habeşistan'dı değil mi? İkincisi Habeşistan'dı hocam. Hocam o tatlı telaş, o listelerin muhafaza edilmesi, kurbanlıkların sayılması, işte şartlar tekrar son bir denetimleri yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Ama bütün emanetleri verip, vekaletleri verip, o kesimden sonraki o bittiği zamanki hocam, o rahatlığı ya. Ben hiçbir zevkle size ifade edemem. Yani bunu ancak o bölgeye gidip ümmetin o emanetini alıp onu yerine getirdikten sonra işte bulabilirse bir çay ya da bir su içen kişiye sorabilirsiniz. Ben bunu yaşamış biri olarak hocam. O hocalarımızın neler hissettiklerini çok iyi biliyorum. O heyecan, o insan bazen kırsalda listeyi bile kaybetmekten korkuyor. Rüzgarda uçar, ya. Bulamam, internette aksaklık olur. O korkularla beraber, o kurbanın kesilmesiyle beraber o Mevla'nın indirmiş olduğu kurbanın sanki kabul sekineti insanın üzerine yansıyor hocam. Hem de şu da var hocam, gidenlerin kuruma güvenmesi, kurumu herhangi bir aksaklık olduğunda düzeltme yetkisinin olması da hocam. Evet. Bu gitmesi konusunda önemli. Teşvik ediyor hocam. Bunu yaşamış biri olarak paylaşmak istedim. Elhamdülillah. Çok güzel oldu.
Hatta telefonla okumaktan içtinap ediliyor. Tabii. Bahçı diyor telefonla okunca kızar diyor ya. Tabii evet. Yani nerede benim ismim niye görünmüyor? Evet. Diye evet. Bahçımız tamam hassasiyeti böyle. Olmaz mı diyeceğiz? Yok. Elimizden geldiği kadar. Kesinlikle. Bak, siz de bahsettiniz. Yani bu heyecan aslında o mesuliyetin heyecanı. Evet hocam. O emanet dikkatinin, emanet hassasiyetinin heyecanı. Başka bir şey değil hocam. Maşallah. Başka bir şey. Hocam böyle adım adım gidersek kurbanların alımı şu da soru olarak geliyor. Neden sizde uygun? Tabii bunun uygun olmasının sebeplerinden biri de daha evveliyatından toplu alınması. Bu süreçleri kısaca bahseder misiniz? Tabii. Yani önceden alındı. Neyi ölçü alıyoruz? Sayıyı neye göre belirliyoruz? Yani bu sene ne kadar keseceğimizi bilmiyoruz. Tabii. Bunların ölçüsü nedir? Nelere dikkat ediliyor? Şimdi anlıyorum ki her geçen gün yeni teveccüh gösteren bahçılarımızda olduğu için önceden sorunun cevabını alıp bu hizmetlere devam eden kardeşlerimize ilaveten yeni bahçı kardeşlerimize bu sorular her geçen gün oluşmaya devam ediyor ve edecekti. Evet, edecekti. Doğal olarak burada biz yine her zaman olduğu gibi bu konuda da bu sorunun cevabında da bahçılarımızı çok şeffaf bir şekilde aydınlatacağız. Şimdi bazı yer vardır. Siz 6 ay öncesinden alsanız o kurbanı koruyamazsınız. Bazı yer vardır, kurbana yakın vakitte alsanız koruyamazsınız. Yani şartlar neyle belirlenir? Eğer o kurban kesim bölgelerinde sene boyu kalıcıysanız şartları belirleme hakkına sahipsiniz. Evet. Ama bayramdan bayrama gitmişseniz belirleyemezsiniz. İstediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz kadar çevreniz olsun, İstediğiniz kadar güvendiğiniz tüccarlarınız olsun. Bu olmaz. Çünkü orası bir piyasadır. Evet. Tüccara kızamazsınız. Size söz verir. Sizden bir kuruş fazla para veren kişiye satar. Satar. Ya niye? Kimden dert alacaksın? Orası bir kadılık müessesesi, mahkeme müessesesi değil ki. Evet. Neden? Çünkü sizin bağlantınız senede bir. Şimdi burada zaten İDDEF ilk çıkış noktasında buna dikkat ettiği için kurban organizasyonunu biz kurban organizasyonu yapmak için 2009'da Gine'ye gitmedik. Gidişimiz evet farklı bir kurum ile kurban organizasyonu olarak gittik ama biz oraya medrese açmak için gittik. İki hoca ile beraber gittik. Öbür türlü olsaydı kurbandan anlayan kasaplarla giderdik. Kesinlikle. Niye biz oraya hocalarla gittik? Biz burada eğitim faaliyetini nasıl yaparız, başlatabiliriz diye. Dolayısıyla buralarda tabii ki kurban hem tüccarların elinden alınır hem köylülerin elinden alınır. Hem de genel olarak farklı bölgelerde bu işe aracı olan kişilerle irtibat kurularak alınabilir. Ama tüm alımların içerisinde sene boyu orada bizi temsil eden kardeşlerimiz var ise siz o zaman oranın şartlarına göre önceden kurban almasanız bile önceden bağlantı yapabilirsiniz. Kesinlikle. Bağlantı kurbanı almak demektir. Neden? Çünkü oranın kanunlarına göre zaten birçok ülkede ulusal ofisler oranın kanunlarına göre İDDEF ofisleri açılıyor. Evet. Oranın kanunu bağlar. Biz oranın kanunlarına göre şartnameleri, anlaşmaları, sözleşmeleri hazırlayıp alımları kurbanın kendisini demiyorum yapmış isek bu konuda artık hata ihtimali imkanı asgariye düşülür. En büyük olumsuzluk diyelim. O sözleşmeye uyulmadı. Hemen alternatiflerimizin olması. Çünkü sene boyu oradayız. Evet. Burada düşünün. Bir kurban hususunda anlaştınız, alamadınız. İkinci bir pazarı bulmanız kolay. Burası sizin ülkeniz. Evet. Çünkü diyelim Mahmut kardeşimiz Çatalca'da sözünü tutmadıysa gidersiniz Afyon'daki Ahmet kardeşimizden alırsınız, bağlantı yaparsınız. Evet. Ama bu ülkeye senede bir giriyorsanız bunu yapma şansınız, ihtimaliniz yok. Dolayısıyla İDDEF gerçek manada acil eğitim yardımını önceleyen bir kuruluş olduğu için gerek ilmi yönden, gerek idari yönden, gerek iktisadi yönden kalıcı bir kitlesi var orada. Evet. Bir de her şeyden önemlisi oranın ulusal şartlarına uygun olarak, hukukuna uygun olarak kurduğu ofisleri sayesinde sanki Türkiye'de alımları garanti altına alıyormuş gibi, hayvanları demiyorum bakınız, kurbanlıkları demiyorum, anlaşmaları, sözleşmeler yaptığı için bir, buradaki anlaşmalar nakit olarak kişiyi hani düşünün teşbih olarak yani örnek olarak
bir pirinç diyelim veyahut da nohut vesaire ne yapıyor? Alım garantili tohum vererek Türkiye ve dünyanın her yerinde bir kooperatif sistemine dönüştürülen evet. çalışmalar var. Var. Şimdi peki o tohumu alan kişinin aslındaki cazip olan tarafı ne? Benim ürettiğim ürünümün alım garantisinin olması. Evet. Onu bir de pazar arayışına girmiyor. Girmiyor. E şimdi bu kurban sahibi diyor ki ilk defa 6 ay önceden, 7 ay önceden benim kurbanımı aldı. Yani bu garanti bir kere en azından yaklaşan kurban dönemi içerisinde sona doğru yaklaştığında artış ihtimali olduğu gibi o arz talep karşılığında belki de müşteri bulunmama tehlikesi de. Kurbanını satamayacak, elinde kalacak. Evet. Tabii. Bundan dolayı bu daha cazip bir alım ortaya koyuyor. Hocam bu kaliteyi de arttırmaz mı? Yani hayvancılık tabii. yapan birisi. Evet. Eğer ben hayvanıma güzel bakarsam İDDEF kuruluşu seneye benden bu kurbanlıkları satın alır diyerek daha bir kaliteli bir besleme, daha bir ihtimam gösterme şeklinde bu sefer kurbanlıklardaki kalitenin yükselmesine de tabii ki. Zaten biz o pazarlardaki yerimiz de ayrılmış oluyor. Evet. Yani ben tek kuruluş olarak demiyorum. Zaten bu nevi kuruluşların şöyle yeri ayrılmış oluyor. Bir, bulduğu ve tutturduğu şekilde bir müşteri kitlesine sahip olan bir muhatap. Bir de artık kalıcı ve devamlı olan. Evet. Şimdi İDDEF ve benzeri bu anlayışta organizasyon yapan kuruluşlar burada artık zaten mecburen ayrılıyor. Neden? Örneğin İDDEF o kurban bağlantı yaptığı tüccardan bir başkası farklı fiyat verse bile devamlı müşterim diyerek o farklı fiyatı kabul etmiyor. Neden? Tercihini... Bu müşteri diyor bugün evet. alır yarın tabii. belli değil. Bunlar aslında ağırlıklı olmadığı için çok da önemli değil. Daha asıl can alıcı nokta bizim oradaki okuyan yavrularımızın belirli kariyerlerden geliyorlar. Yani İstanbul merkeze diyelim Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden, köylerinden gelen talebeyi düşünün. Evet. Bu talebeler izinlerinde dönüyorlar. Diyelim Hakkari'nin falan köyünde, Afyon'un falan köyünde veyahut da ilçesinde ikamet eden kişiler. E şimdi biz de kurban organizasyonu geniş yapıyoruz. Dolayısıyla bu eğitim faaliyetini yürüttüğümüz medreselerdeki talebelerimizin aileleri zaten bizim aile birliklerindeki toplantılardan tanıdığımız kişiler. Evet. Kimin kaç nüfus olduğu, ne kadar ihtiyacı olduğunu biz liste olarak bildiğimiz için o köyde de kurbanlıklar var. Biz de diyoruz ki o kurban sahiplerine mesela o köyde 18 tane kurban var. Yani köylünün elindeki kurbanlar bu kadar. Evet. Bu kurbanlıklara güzel bakın, güzel besleyin. Fiyatı da çünkü köyden şehire inene kadar köylü çok ucuza veriyor. Tabii. Mesela köylü 3'e vereceği kurbanını biz 3,5'a alıyoruz. Köylüye de bir katkı oluyor. Fazla veriyorlar diyor. Daha iyi bakıyorlar. O 18 tane kurban o köyde kesiliyor. Halbuki pazara inse belki 5'e 10'a gidecek. Tabii tabii. Yani ama oradaki köylü besleyen, gerçek emek veren kişinin emeği de zaten ona diyelim Ramazan'da erzak ve koli verirken niye veriyoruz? Bunlar fakir. Evet. Hayvan olması onu zengin yapmıyor ki. Evet. O hayvanından geçimini sağlıyor. E şimdi süt işi, peynir işi vesaire bu hayvancılık bizim ülkemizde gibi gelişmiş değil ki. Oradaki hayvancılığın en gelişmiş hali besliyorlar, satıyorlar. Evet. Besliyorlar, satıyorlar. Evet. Besliyorlar, satıyorlar. Çok az böyle sütünden ve işte peynir yapılacak bir takım, yoğurt yapıp bunlar çok yok. Az olduğu evet. için böyle bizim kurban alım yerlerimiz çok olduğundan dolayı hem kalitenin hem de fiyatın fevkalade artışı söz konusu oluyor. Ama burada şöyle demiyoruz. Yani işte kurban kesim yerlerinden gittik. Şu an hayvanlarımızı seçiyoruz, kurbanlarımızı seçiyoruz. E, kurbana var zaten 15 gün. Yani 15 gün böyle dört başı mamur gidip o ülkelerden, kesim şeylerden, kurban satış yerlerinden böyle gerine gerine kurbanlar seçmek, almak özellikle Afrika'da çok kolay şeyler değil. Evet. Yani bu tabii ki belki mümkün hale getiren kardeşlerimiz vardır ama biz alanda olan bir kuruluş olarak bu çok zor. Yani kurban eğer ibadet mahiyetinde dikkate alınıyor ise bu heyecan aslında 6 ay öncesinden başlaması lazım. Evet. En az 6 ay ki zaten kardeşlerimiz ayrı birimlere ayrıldıkları için
Bakınız şu an kurbana neredeyse 15 günden biraz daha fazla var. Ama bir ekimiz Benin'de açılışta. Evet. Eğitim kurumunun açılışını yapıyorlar. Normalde şu an herkesin kurban telaşı olmasınız. Tabii şunlar yok. Şunların o kardeşlerimizin kurbanla hiçbir şeyi yok. Evet. Ama şöyle bir telaşları var. Yani kurbanlarını biz bir de teşvik de ediyoruz yani. Burada kesmek isteyen belki konu içerisinde de gelecek ama evet. Kurbanını emanet olarak veren kardeşlerimizdir onlar. Ancak olsa olsa ne telaşları var? Acaba benim kurbanım bu sene hangi ülkede kesilecek? Birinci gün kesilecek mi? Evet. İkinci güne mi sarkacak? Hatta üçüncü günde de yani bir sıkıntı yaşayacakmışız heyecanın haricinde. Oradaki kardeşlerim sadece eğitimdeki, oradaki talebeyi, oradaki hocaları ve oradaki yetiştireceğimiz talebelerin daha sonraki istihdamları gibi konuları şu an orada istişare ediyorlar. Evet. Açılışa gitmişler. Yani kurumun artık heyecanı sadece dönemsel organizasyonlara ve faaliyetlere bağlı değil. Evet, evet, kurban büyük bir organizasyon. Çok heyecanlı bir organizasyon ama bununla ilgilenen kardeşlerimiz ayrı, eğitimle ilgilenen ayrı, bina işlerini takip edenler ayrı. Dolayısıyla zaten bunu yerleştiren bir kurum olduğumuzdan dolayı, tabii ki kurban heyecanı yaklaştığından dolayı bize şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki sorular kurbandan geliyor. Tabii. Yani yetimhane yaptırmaktan gelmiyor, medrese yapımından gelmiyor. Biz de öyle denildiği için kurban gündemli o heyecana ortak olmaya gayret ediyoruz. Evet. Hocam tabii burada senelerdir İDDEF'in bölgede olması, kurbandan kurbana değil de sene içerisinde hem ilmi faaliyetleriyle hem insani ve İslami hizmetleriyle orada olması, işte talebelerimizin kariyesine kadar kurban alımları noktasında bağlantıların olması bu fiyatı indiren sebeplerden biri. Peki bunun haricinde başka bir şey var mı? Mesela toplu alım yapıyoruz 6 ay öncesinden. Bunların tabii getirdiği sıkıntılar olabilir. Güvenlik sıkıntısı, bakım sıkıntısı. Bu tür bir hizmet var mı? Tabii bu hizmetlerde dediğimiz gibi bölge şartlarına göre değişiyor hocam. Evet. Kurbanı alırsak, bunları kurban dönemine kadar beslersek maliyetin daha arttığı bölgeler var. Evet. Yani onu dışarıdan satın aldığınız yemlerle beslerseniz o cazip değil. Ama öyle yerler var. Hatta mesela Kenya'da neredeyse artık bölgenin birisini kesimhaneye, çiftliğe çevirdik. Evet. Tanzanya'da buna benzer var. Bu gibi yerler zaten kurbanlıkların doğal olarak otlardan besleneceğini bildiğimiz için evet. Orada 6 ay öncesinden almak fevkalade bize hem kurum açısından kaliteli bir organizasyon doğuruyor. Hem de bağışçılar ve emanetçiler açısından da çok sağlıklı, sıhhatli ve besili kurban kesimini sağlamış oluyor. Yani bu bölgeye göre değişiyor. Ama tabii evet. Faktör müdür? Tabii ki. Evet. Özellikle saydığım bazı ülkelerde 6 ay öncesinden alımlar bize fevkalade fayda getiriyor, etkisi oluyor. Ama bazı yerde de 6 ay önceden bağlantılı yapıp 1 ay öncesinden kesim yerlerine getirilmesi de yani kurbanın bizim üzerindeki mesuliyeti ama bir ayın ötesinde zaten yapmıyoruz. Çünkü artık tamamen risk oluyor. O risk eğer alıyorsak onu aldığımız efendim kişi veyahut da tüccar neyse ona yükleyerek. Evet. Yani bize emanet ne zaman ulaştı diyelim 10 gün kalma ulaştıysa biz kaç kurbanla anlaştık? O kurban oraya teslim şartıyla. Evet. İşte yolda hastalandı. Öldü. O riski göz önünde bulundurarak ona göre fiyat da tabii artıyor veya eksiliyor ama etkenlerden bir tanesidir hocam. Tabii hocam 15 yılın bir artık tecrübesi var. Bölgeyi iyi tanımak, bölgeye göre hareket etmek tabii ki daha bir öne İDDEF'i geçiriyor evet. Bu noktada. Hocam tabii alımı, kesimi, o heyecanı tabii onunla bitmiyor. Bir de bunların bir dağıtılma bölümü var ki en önemli safhalardan biri. Yani ihtiyaç sahibine ihtiyacın, emanetin ulaştırılması. Burada neye dikkat ediyoruz hocam? Şimdi burada tabii birkaç örnekle belki daha iyi aydınlatırız konuyu. Şimdi kesim önemli. Şimdi kardeşlerimiz kurban emanetini veriyorlar ve hemen hemen hepsi de şu anda bu sene İDDEF'imizden de onu bekliyorlar. Evet. Biliyoruz, evet biz video sözü vermiyoruz ama yani uzun yıllar söz vermediğimiz halde videolar hemen hemen hepsi ne oluyor? Gitmiş oluyor. Zaten söz vermeme o ayrı bir bab ama söz vermeme meselemiz de vermediğimizden, veremediğimizden değil.
Evet. Yani bu kurban ibadeti görüntüyle kayıtlandırılmasın, görüntüyle mutmainne hale getirilmesin. Evet. Bunun şartları tamamen daha önce zaten diğer unsurlarda da biz hep bağışçılarımıza onu telkin ediyoruz. İbadeti şüpheli yapmayalım diyoruz. Kurban da bunlardan bir tanesidir. Asla şüphe götürmez. Ama el-yatmainne kalbi, tabii ki bu video her şeyden evvel kime lazım? Bizim kendimize lazım. Biz önce kendi kurum olarak kendimizi biz mutmain etmeliyiz. Şimdi hal böyleyken bizim şimdi kurbanı kesildi. Tamam. Videosu da çekildi. Bağışçılarımıza gitti. Bağışçılar huzur üzere şükür namazlarını. Bizde çünkü adet hep öyledir. Evden sürekli beni ondan sıkıştırırlar. Ya şükür namazı kılacağız hala gelmedi haber. Şükür namazı hala gelmedi haber. Bu da güzel bir heyecan. Tatlı evet. Bir heyecan. Biz artık kurumun bu emanetin içerisinde şükür namazını da arkadaşlara duyurmaya başladık. Dedi ki bakınız bizden bu bilgiyi illa kurban şüphesi için değil. Ben şükür namazı kılmak istiyorum diyor. Ya. O yüzden mesajı daha önce gidiyor videosundan önce. Evet, evet. Şimdi burada tabii ki soru hemen önemli hale geliyor. Peki kesildi de bu kurban kesilince herhalde bu kurbanı bize emanet eden kardeşimiz sadece kesilsin için vermedi. Evet. Bu kurbanın eti ben orada görüyorum, duyuyorum, işitiyorum. Fakir fukara ve garip kuraba. Evet bizim ülkemizde de belki sıkıntılı aileler var. Tabii ki var. Her ülkede var. Olacak. Ama ben oraya göndermemin sebebi bunun etinden fakir fukara, oradaki talebeler istifade etsin için. Bakınız sadece bunlarla beslensinler diye ajitasyon öyle değil. Yani bir hediye oraya ulaşsın. Ama neyi? Kestiğimiz kurbanın eti ulaşacak. Peki bunun kesilen kurbanın etinin dağıtılması kesim kadar önemli değil mi? Evet. Önemli. İşte bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bundan dolayı özellikle bunun üzerinde duruluyor. Mesela geçen sene sanırım Ahmet Fukan hocamız Habeşistan'a gitti. Etiyopya olarak yeni evet. ismidir. Habeşistan bizim Müslümanlar olarak hafızamızda kalan ve daha iyi manevi boyutunu anladığımız bir ülke. İsmi Habeşistan. Orada kurban kesiliyor büyükbaş. Diyor ki ya o kadar kırsaldayız. Kesim yerinden belirli telefon çeken yere geçiyor. Oradan bizi arıyor. Artık koptum ben diyor. Çünkü kesiliyor. At arabaları var. İki tekerli. Oraya koyup gidiyorlar. Şimdi nereye gidiyor bu kurban? Evet. Diyor, evet dertleniyor. Evet. Ben Ahmet Fukan hocamıza dedim ki hocam o yükledikleri at arabasının birisinin sırtına atla. Bin kurbanlığın yanına. Ya nasıl biri? Ya bin. Sorunun cevabını ben vermeyeceğim sana bunu. Çat kapı bu at arabası nereye gidiyorsa oradaki kardeşimiz senin yanına bir tane şey versin. Çünkü sen o at arabanın üzerine giderken onlar yürüyerek koşarak seni geçer zaten. O şartlara alışık. Bir delil al yanına. Nereye götürüyorlar, ne yapıyorlar sen kendin onu bir gör. Tabii zaten Ahmet Furkan hocamız yani neticede hizmet delisi bir kardeşimiz. Evet. Macerayı da seviyor. Sever. Ve o at arabası bir de iki tekerli at arabası öyle dört başı mağmur bir at arabası değil. Nereye binecek? Koltuğu yok da kesilen kurbanın yanına binecek. Evet. Yani bir taraftan diyor kana aktı. Şöyle oldu ama 1,5 saat bizi bir yere götürdüler. Sonra baktık orada o hayvanı parçalayacak, dağıtacak kişiler hazır bekliyor orada. Bekliyor zaten. Ha. Meğer listede de o giden yerin ismini de gösterdiler. Dağıtılacak evleri de göster. Bir kurbandan bahsediyor bak. Bir evet. büyükbaş. Ve bunları küçük küçük çok fazla da değil. Evet. Belki de birer kiloluk parçalar halinde oradaki insanlar hassas bir şekilde. Hatta derilerini kullanıyor. Bak derilerini şeye değil, duvar süsü gibi değil. Onların bile kurutulup, yakılıp, ondan sonra kurutulup yenildiğini gördüm orada diyor. Allah Allah. Ha, şimdi dağıtımın cevabını bu ve benzeri ancak örneklerle anlayabiliriz. Evet. Yani bu işi ya biz kestik şuraya gidiyor diyerek bir dağıtım anlayışına sahip değiliz. Bir örnek verdim. Evet. Bunu onlarca örnekle örneklendirebiliriz. Bu da nedendir? Şundan dolayıdır. Şimdi biz orada parçalamış olsak bile o etlerin oraya parça olarak gitmesi. Bir,
O kesim yerinde parçalanması ayrı bir külfet. Hani bak şeyle de bağlantılı oluyor bu sefer. Hani fiyat unsuruna etkisinde de direkt evet. bağlantılı oluyor. Ekstra bir yük binmiyor. Neden? Paylaşacak kişiler orada toplanmış. Beraberce imece usulü o kesilen kurbanı yüzüyorlar, paylaşıyorlar. Adil bir şekilde dağıtımını kendi aralarında listeleri belli zaten yapıyorlar. Bu bir kurban. Bazı yere 3 gidiyor, 5 gidiyor, 10 gidiyor. Evet. Böylelikle bunlar önceden tespit edildiği için dağıtımlar da aynı kesim hassasiyetiyle yerlerine ulaşmış oluyor hocam. Elhamdülillah. Hocam tabii bağışçılarımızın sorusu biz hiçbirini ketmetmiyoruz. Şöyle soru da var. Mesela doğru. diyor ki ya Türkiye'de fakir mi kalmadı? Türkiye'de aç mı kalmadı da siz kıtalar arası kurban kesmeye gidiyorsunuz? Ne cevap veriyoruz hocam? Tabii yani bence sorulması gereken ve hiç de peşi bırakılmaması gereken bir soru. Biz de soralım. Ben tavsiye ediyorum. Evet. Bizim kurban bir kere kesinlikle açlıkla alakalı olmadığını her platformda dillendirmemiz lazım. Bir, kurbanı ete bağlamayın. Ben size sorunuza soru olarak hemen sorayım. Peki siz Türkiye'de bir kurbanı alıp et niyetiyle kesen bir ortağınız olsun ister misiniz? İstemem. Olsa ne olur kardeşim? Zaten kurbanımız kurbanım olmaz hocam. Yani peki o zaman peki sorunun cevabını aslında siz veriyorsunuz. Evet. Bir, burada bu kadar fakir fukara, garip kuraba var iken ifadesini kullanmayacağız. Burada kurban şuurunu ve ruhunu, heyecanını yaşamaya müsait ciddi bir kitle bizde dahil var iken neden biz kurbanlarımızı dışarıya verelim? Desek soruyu daha da yani hem daha gerçekçi hale getirmiş oluruz, evet. güncellemiş oluruz. Tabii ki biz her zaman diyoruz ki gücü yeten kardeşlerimiz mutlaka bu heyecanı ülkemizde yaşayalım ve yaşatalım. Asla bunu terk etmeyelim. Evet. Ama bunu yaparken de şunu da ihmal edemeyiz ki hocam doğal olarak biz 200 küsur ülkenin içerisinde bulunan belki de tam ortasında bulunan çok stratejik bir konumda olan bir ülkeyiz. Ve uzun asırlar 3 ve 7 kıtada adaletle hükmetmiş bir milletin evlatlarıyız, bir ecdadın evlatlarıyız. Evet. Biz bu heyecan ve ruha en çok layık olan bir ülkeyiz aslında. Ama kabul edelim, aynı zamanda geçmişimizden kaynaklanan intikam hırs ve hislerinin etrafımızda bürüdüğü o kadar çok düşmanımız var ki her konuda taarruz halindeyiz. Evet. Diyeceksin ne alakası? Var. Yani salgın oluyor, bunu ekonomik silah haline getiriliyor. Efendim bir takım savaş oluyor, hemen ekonomik saldırı. Her türlü kriz ekonomik olarak. Ya aslında burada bu heyecanımızı yok etmek için, bu ve benzeri heyecanları yok etmek için aslında üzerimizde oynanan en büyük oyun iktisadi ve ekonomik oyunlar. Evet. Dolayısıyla ben hiç üzerine vacip olmadığı halde heyecanı ülkemde yaşayamıyorum. Çünkü kurban en asgari etiyle yani kesip o bir kaynatayım yani bir haşlama yapayım diyen bir kardeşimizin en az ayıracağı meblağ 20 bin lira ise ekonomik olarak da buna sahip değil ise bu kardeşimizi buradaki yaşayamayacağı heyecanını eğer şeffaf ve güvenilir bir emanet verebileceği bir yer varken bu heyecanı yaşamasına engel olmamamız lazım. Evet. Ama durumu müsait olan kişinin de o heyecanı burada yaşama imkanı olan kişinin de buradaki heyecanı sırf maddiyattan dolayı yaşamadan oraya göndermesini de biz kabullenmememiz lazım. Kesinlikle. Bak ilk defa olarak her konuda olduğu gibi yine belki diyeceksiniz ki ya kardeşlerimiz zaten kurban ibadetine teşvik ediyorlar. Siz şimdi kurumun yöneticisi olarak neye teşvik ediyorsun? Evet buna teşvik ediyorum. Ahmet kardeşim, Mehmet kardeşim, Ayşe ablacığım, Fatma ablacığım eğer bu heyecanı ülkemizde yaşama imkanınız varsa lütfen Allah rızası için burada yaşayın, iddefe vermeyin. Net söylüyorum yaşayın, yaşatın burada heyecanı. Hocam her programda da iddefe... Ama yok, ama biz şimdi bir ümmetiz. Anlıyorum. Bak ümmet adına burada söylüyoruz ve bunu açık yürekle şu an kalpten gelerek söylüyorum. Evet. Bu heyecanı yaşayalım, yaşatalım. Bu heyecanı öldürürsek bu kurban heyecanı değil, manevi heyecanı öldürmüş oluruz. Manevi ruhu öldürmüş oluruz. Yani aksine şunu yaparsak büyük vebal değil mi hocam? İnadına ya ne yapın edin yurt dışına verin, ne yapın edin yurt dışına verin. Evet, bu sefer biz oradaki insanları
kurban heyecanı için değil de sanki et ihtiyacı için ortak etmiş olmaz mıyız? Kesinlikle. Peki o zaman madem buradaki kardeşlerimize emanetini oraya gidiyormuş gibi veriyorlarsa, biz bu niyetin içerisine et niyeti koyarsak bu kardeşlerimizin kurbanı burada kesince olmuyor da Sinan Hoca'nın kurbanı orada kesince nasıl evet uygun oluyor? Evet hocam. Size soruyorum, olur mu? Aynen. Onun için Allah rızası için heyecanı yaşatmak isteyen kardeşlerimiz, yaşamak ve yaşatmak isteyen kardeşlerimiz burada kurbanlarını mutlaka kessinler. Ama yaşıyorum, yaşatıyorum, orada da yaşansın istiyorum. Bir hisse de gönder kardeşim. Onda evet. Sıkıntı yok. Evet. Yani kurbana gidiyor. Zaten kurbanda hacca gidiyor. Orada kurban kesecek. Evet. Ama diyor ki hayır ben orada zaten kestiriyorum. Yani kesildi haberini aldıktan sonra ben çıkıyorum ihramdan ama hayır buraya da bu ayrı bir şey. Zaten kesinlikle. Hacca gidecek kadar param var. Evet. Orada da kesiyorum. Ayrıca ben oradaki kardeşlerimizin hem hediye olarak yanında bulunuyorum hem de sofralarında o eti, birazcık eti kaynatırken veyahut da o buharından ben de istifade etmek istiyorum. O sofralara oturmak, o sevince ortak olmak istiyorum diyenler zaten versin. Ama yani durum olduğu halde de evet. Ya çok ucuzmuş. Zaten ilk defede güveniyoruz. Yani bunu 2-3 kere düşünelim. Evet. Böyle hareket edelim derim. İlla bak yine vermeyin demiyorum ama. Evet hocam. Bak sevinci burada yaşayın. Ama buradan mefhum muhalifinde ne çıkıyor? Yani eğer yaşamaktan kaçarak veriyorsanız vermeyin diyorum. Ama bak diğer kuruluşlara vermeyin demiyorum ben. Evet, evet. Şimdi yeni bir furya çıktı. Evet. Yeni bir akım çıktı. Yani hizmetleri bir başkasına vermeme üzerine bina eden bir anlayış da çıktı mı? Maalesef çıktı. Bağışçılarımız bunlara da dikkat etsin. Sadece bağışçılarımız evet, değil. Hocam. Evet. Kitleler buna da dikkat etsinler. Eğer bir kuruluş çıkıp diyorsa ki bize güvenin başkasına güvenmeyin, bence sıkıntıyı orada arasınlar derim. Çünkü biz zaten vermeyin diyerek rüştünü ispat etmiş bir kuruluşuz. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyoruz. Sadece evet, kurban değil. Adak da vermeyin, akka da vermeyin. Efendim mescit de açmayın, medrese de yapmayın. Kur'an-ı Kerim de vermeyin. Erzak da vermeyin. Zekat da verdiğin, yardım da etmeyin diyen bir kişi neyi demiş oluyor aslında? Bize güvenin demiş olmuyor. Önce siz kendinize güvenin. Evet. Bir bağışçı infak ruhunun nasıl yapılacağını öğrenememişse zaten yaptığı infakın ne kendisine faydası olur ne de yaptığı yere faydası olur. Ver kurtul anlayışında bir kitle oluşturmayalım. Evet. Verdiğini takip eden, emanetini takip eden, biz onun için düşünüyoruz. Videoyla da yetinmeyin. Videoyla da yetinmeyin. Dağıtımını sorun. Yani aklınıza neler geliyor ise hepsini evet. Sorun. Sorunun uçuğu kaçığı olmaz. Evet. Bunu da bir ilave etmiş olalım. Yani bir başka kuruluşu karalayarak, kötüleyerek biz kitle artıramayız. Evet. Eğer öyle bir kitle artırırsak bu sefer biz nasıl karalamışsak bizi de karalayan bir kitle oluşturmuş oluruz. Evet. Zaten biz de faydasını görmemiş oluruz. Evet. Yani insanların duygularıyla, infak ruhlarıyla oynayacak hal ve hareketlerden şiddetle karşı çıkılması lazım. Karşı durulması lazım. Ben buradan şu mübarek kurbana yakın zaman dilimi içerisinde inanarak, ümit ederek söylüyorum. Her bir kardeşimiz yani kendisine güvenerek emanet talebinde bulunuyordur. Kendi kurumun haricindeki hiçbir kurum hakkında hiçbir şey söylemeyiz, söyletmeyiz ama gücümüz kendimize yeter. Evet. Kendi kurumumuzla mesulüz deriz, evet. İşi kapatırız. Kesinlikle hocam. Hocam yine Gazze'deki olaylar malum, acılarla, sıkıntılarla bir kurban bayramına daha yaklaşıyoruz. Bayram için neler dersiniz son söz olarak? Bayram tabii ki hani deniliyor ya, bayramsa bayramınız mübarek olsun. İşin zahir tarafına baktığımız zaman yani şu an bayramı konuşmamamız lazım. Bayramı hiç ifade etmememiz lazım. Ama Allah kullarına bu hakkı vermiş. Bu kainatı Allah'ımız yaratmış Celle Celaluhu. Evet. Yarattık kullarının ihtiyacını en güzel bilen Ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun gizli aşkar. Her şeyi o biliyor. Biz beşeriz, kuluz, etkileniyoruz. Bu imanımız olmasa biz bayramı da unutmamız lazım. Ama bu imanımız Allah'ımızın kullarına verdiği iki bayram, iki büyük bayramdan birisi, bayram olarak bize ikram ettiği olduğu için
bayram olarak değerlendirmeye çalışıyoruz gayet. Ama eğer bir mümin, bir Müslüman içi burkulmayacaksa, gönlü kırılmayacaksa, gözü yaşlanmayacaksa, üzüntü duymayacaksa, ya artık işte bak geçenlerde yeni duydum, bir kardeşimiz bir aracım var diyor. Ben artık devletten de, devlet benim işim değil, kime sorsam diyorlar ki siyasi işleri anlamazsınız diyor. Ben artık intihar etmek de hak değil, edemiyorum. Yani İslam bana bu hakkı da vermiyor. Oraya da gidemiyorum. Gidemiyorum. Yani Mısır'a gidebilirsin diyorlar. Mısır'da bir İslam ülkesi ama ne yaptığı belli değil. Gittiğim zaman herkesin gözü farklı farklı üzerimizde. En yakın yaklaşacağım diyorum 300-400 kilometre ötesine ancak gidebiliyorum. Ya ben bindiğim, ihtiyacım olan arabayı satıp en azından infakıyla vicdanımı rahatlatmak istiyorum. Diğer insanların eğer bu ruh ve duyguları bir Müslümanla böyle bulunmayacak ise Allah'ın bize ikram ettiği bayramı da kutlama hakkımız bizim. Bayram gibi yaşama hakkına sahip değiliz. Evet, bayram olarak haddimizi bilerek bu Allah tarafından bize verilmiş bir ikramdır diyelim. Bayram olarak karşı ama bu bayramın içerisindeki bu unsurları sadece Gazze tabii ki en önemli şekilde ama sistematik olarak Arakan'da hala insanlar kıyım içerisinde. Keşmir hakeza, Doğu Türkistan hakeza. Bugün bu Gazze'yi biz hallettik dediğimiz gün yarın diğer de belki bir o kadar, bir Gazze kadar daha büyük bir zulmün olduğu farklı bir coğrafyayı, farklı bir ülkeyi hemen önümüze koyacağız. Bu ülkenin adı gene İslam ülkesi olacak. O açıdan diyoruz ki aman müminler, Müslüman, aman kardeşlerim, biz hac ederken de bu duyguyla hac edelim. Kurban ibadeti yaparken de bu duyguyla yapalım. Hatta bayram sabahı akın akın camilerimize efendim akarken de bu duygularla yapalım. Yahu biz artık ümmet olarak bir araya gelelim. Allah rızası için birbirimizi sevelim. Yani eğer verilecek bir can ise canımızı da verelim. Ama ne olur lütfen artık ucuz meselelerle yani şu bize bahşedilen bayramlarımızı duygusuzluktan, ilgisizlikten, vicdansızlıktan dolayı kirletmeyelim. Yani gelelim aile bir araya gelsin. Evet. Cemaat bir araya gelsin. Ümmet bir araya gelsin. İslam devletleri bir araya gelsin. Ne gelecekse gelsin de artık bu zulümler bir son bulsun. Bayram ancak bu kadar diyebiliriz hocam. Evet hocam. Yani Gazze özelinde ismini de zikrettikten sonra bana bayram sorarsanız ben artık oradaki sofraları veyahut da ulaştırdığımız nimetleri, oradaki dağıtılan bayramlıkları, şekerleri, çocukları eğlendirmeleri ben anlatamıyorum şimdi. Nasıl anlatayım? Evet. Çünkü Gazze'deki de çocuk, Doğu Türkistan'daki de çocuk, Keşmir'deki de çocuk, Arakan'daki de çocuk. Sinan Hocam neyse evet. Hangi birini anlatacağız? Kesinlikle. Bu arada bağışçılarımızın yine çok sorduğu sorulardan evet. Biri Gazze'de kurbanı nasıl yapacağız? Onun da bilgisini vermiş olalım. Değerli bağışçılarımız bu sene inşallah Gazze'ye kurbanlıkları dışarıda kestirip konserve haline getirip o şekilde ileteceğiz. Bunun altyapısı çalışmaları yapıldı. Bu noktada da bağışlarınızı Gazze'ye gönderebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mevlam hayırdan, hayra vesile olmaktan bizleri ayırmasın. Amin. Amin. Hizmetlerimizi daim eylesin amin, hocam. Amin. Inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz. Allah Celle Celaluhu'nda buyurduğu gibi o kesilen kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız ulaşır. Ümmetin birliğine, beraberliğine eskisinden daha da ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde gerek kurbanlıklarımız, gerek söylemlerimiz, gerek attığımız her adım ümmetin birliğine, beraberliğine vesile olsun. Gerçek bayramı o birliktelikte, o bayramda, o birleşmede yaşayacağız. Rabbim her adımımızda ümmeti birleştirici, ümmeti kaynaştırıcı olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer.